Sabırlı olun çocuklar. Yeni iç mekan trambolinimiz yakında gelecek. Doğru. Tek yapmamız gereken ev sahibine tam doğru anda rica etmek ve bunu tam keyfi yerindeyken yapmak. Çok doğru bir an yakalamak lazım. Bu tam ne zaman peki? İşte orada. Keyifli ıslık çalıyor. Neşeyle yürüyor. Bence doğru an tam şimdi. Sevdiği kadın Bayan Van Tarks da burada. Tam zamanı. Pekala. Hala çıkmaya hazır değil misin? Daha biz gidemeden sandviççinin ekmeği bitecek. Belki şu uzun ömrümde bir kez olsun başka bir yerde yemek istiyorumdur. Yapma. Şapka atma kabalıktır. Trambolin hayallerimiz için pek iyi olmadı bu. Sahibiyle Bayan Ventrax'a bak sen. İkisini birlikte yakaladık. Yani aralarında sorun varsa bunu düzeltmemiz lazım. Öyle bir kural mı var? Çünkü ben ilişkileri düzeltmekten pek anlamam. Senin anlaman gerekmiyor. Şuna bak. Sadece biz ve diğer çiftlerin çift kaçamakları. Çok iyi yorumlar almış. Mesela şu. 5 yıldız. Bu çift kaçamağından kaçmayın. Ha, şuna baksana. 5 yıldız. Bu ilişki kurtaran yer evliliğimi kurtardı. 5 yıldız. Son yorum yapanla evliyim. Tamam, bu şahane. Buraya gitmelerini sağlamamız lazım. Sonra da trambolin keyfi süreceğiz. Şimdi. Merhabalar. Güzel akşam ha. Baksanıza, çift kaçamağı yapmaya ne dersiniz? Hayatım, tuhaf tiplerden uzak durun. Yani biz Tom'la böyle bir yere gideceğiz de ama 4 biletimiz var. Bizimle gelecek bir çift lazım. Sizin için zor olacağını biliyoruz ama eğlenceli olacak. Bize güvenin. Anlaşılan bir anlaşma yapmak istiyorsunuz. Size yardım ederim. Ama bu kaçamak eğlenceli olmazsa bir ay fazla kira ödersiniz ona göre. El sıkışıp anlaşalım. Bir ay fazla kira mı? Sanırım oraya yalnız... Ben Tom adına konuşayım, anlaştık. Tom'la Angela'nın ev sahibini kandırmasını beklemek yerine sorunumuzu kolay yoldan çözdüm. Evet. Kutulanmış zıplatıcıyla her yüzeyi zıplatıcı yapan bir sprey. Vay canına. Artık ev sahibinden trambolin için izin almamıza gerek yok. Çünkü haberi bile olmayacak. Trambolin hayallerim gerçek oldu. Bundan hiç sıkılmayacağım. Olamaz, sıkıldım. Daha çok istiyorum. Burası eğlence müzesi değil mi? Burayı çift kaçamağı olarak kiraya veriyorum. Ben doktor internet doktoru ama bana doktor aşk doktoru diyebilirsiniz. Bir video doktoru mu? Etkilenmedim. Vay vay vay. Çok feci ayrılık havası seziyorum. Lütfen tarama için Romansatron'a çıkın. Romansatron çiftleri derecelendirir. Aramız şahaneden büyük soruna kadar. Böylece ne kadar çalışmamız gerektiğini anlayabiliriz. Ne? Sorunlu çift mi? Vay, biz kendimiz için gelmiştik ama sizin de yardıma ihtiyacınız var gibi. Sorun sende değil, bendedir. Yani gerçi sende de bayağı bir sorun var. Başardık. Evet. Trambolin bizim olacak. Şimdi de sizi değerlendirelim. Hayır, biz onlara yardım için geldik. Bak ne diyeceğim Angela, neden olmasın? Aramız şahane çifti geliyor. Çifti mi? Tam şüphelendiğim gibi. Ama endişelenmeyin, 5 yıldızlı aşk doktoru size yardım edemezse kim edebilir? Bir ilişkiyi düzeltmek için işbirliği yapmayı öğrenmeniz gerek. Bakalım birlikte nasıl masa yapacaksınız? Gerçek ahşap bile değil. Çok güzel. Bu büyük bir sorun. Biraz da çok sinir bozucu kuralları olan kutu oyunları oynayalım. Magenta bölgeye gidemezsin ki, anlamıyor musun? Tebrik ederim. Bütün puanlarım gitti mi? Tamam, kurallar böyle. Gerçekten mi, yani böyle mi diyorsun?
biliyorsun peki. Çiftlerin birbirlerinin en kötü durumlarını deneyimlemeleri gerekli ve havaalanına geç kalmaktan kötüsü yok. Sola dön. Diğer tarafa. Çok neyin var senin böyle? Sağa dön. Sola dön. Ve fark ettik. Anlaşılan uçağa yetişeceğiz. Evet. Benim durum sandığımdan da kötü. Ama çok iyi gidiyordum. Sahiden öyle mi düşünüyordun? En büyük sorunumuzun trambolin olduğunu düşündüğümüze inanamıyorum. Ginger, neden bahsediyorsun sen? İçeride çatlamamış dinozor yumurtası falan yoktu. Biliyorum. Bütün odaya kutulu sıplatıcı spreyi sıkabilmek için sen git diye öyle söyledim. Hepsini kullanmışsın sen. Ne yaptın? Müthiş bir şey. İzle. Olamaz. Garajı fazla zıplatıcı yapmış. Her yüzeye sıkmış. İnecek yer kalmamış. Şeyler yapmazsak sonsuza kadar zıplayacak. Ne yapacağız? Bu roman sotron bir hata yapmış olmalı. Tekrar girip daha iyi derece alacağız. Ama bu sefer alet çalışırken hakkında sadece iyi şeyler düşün, olur mu? Yani büyük sorun olduğumuzu söylemesinin sebebi ben miyim sence? Ben değildim. Tamam, şimdi bunu nasıl açacağımızı... Vay be. Roman sotron Noel ışıkları ve ses aletinden mi yapılmış? Vay Tom, baksana. Her raporda büyük sorun çifti yazıyor. Anlaşılan buradaki asıl sorun bu kaçamağın dolandırıcılık olması. Çok az kaldı. Biraz daha. Başardık. Ginger, kapıdan dışarı doğru zıpla. Onu yönlendirmemiz gerek. Hazırlan Hank. Birazdan çok tehlikeli bir şey yapacağız. Evet. Arkadaşlar, bir şey itiraf etmeliyiz. Sizi buraya tartışmayı kesin diye getirdik. Ama büyük bir hata yaptık. Bunların hiçbiri gerçek değil. Bakın. Bu da nedir? Bu klasik herkesi çekip ilişkilerinde yardıma ihtiyaçları olduğuna inandır olayı. Dolandırıcılık bu. Hadi gidelim. Hemen mi gidiyorsun? Evet. Çünkü gerçeği öğrendik. Aşk doktoru falan değilsin. Sahtekar. Anladım. Peki, sorun değil. Sahi mi? Gidebilir miyiz yani? Tabii. Bana 5 yıldızlı yorum yapar yapmaz gidebilirsiniz. Hep böyle mi yapıyorsun? Gidebilsinler diye çiftleri iyi yorum yapmaya mı zorluyorsun? Angela, şu an pek fazla seçeneğimiz yok. Ne derse yapmak zorunda. Kaçın! 5 yıldır. Durum çaresiz. Buradan çıkış yok. Bir tane var. Herkesten özür dilerim. İnternetteki varlığımda dürüst olmaya çalışıyorum. Angela, gerçekten. Dur! Tom, burada sonsuza kadar kalamayız. Benim bir hayatım var. Sulamam gereken bitkim var. Eğlence müzesi. Geçen sefer buradan nasıl çıktığımızı hatırlıyor musun? 5 yıldır. Affedersin doktor. Kapıları kilitledin. Ama müzenin acil durum kaçış kaydırağını kilitlemedin. Bundan haberim yoktu. Hoşça kal. Sana süslen televizyondaki adam. Tom ve Angela, bu kaçamak kötü çıkarsa fazladan bir ay kira ödeyecektiniz. Hatırladınız mı bunu? Belki dişlerimi satabilirim. Evet, sen en iyisi bunu yapma. Çünkü harika bir kaçamak oldu. Bir dakika, ne? Günlerdir kavga ediyorduk. Ama birlikte büyük bir macera yaşamak ne kadar saçmaladığımızı anlamamızı sağladı. Çok eğlendik. Size teşekkür ederiz. Sonuçta ilişki düzelten biriymişim. Evet, öylesin. Ama istediğimiz şeyi alamamış olmamız çok kötü. Bir dakika. Keyifli ıslık. Neşeliyim ben. Trambolin izni istemek için tam doğru an. Durun. Başardınız mı? Beni açıları doğru hesaplayabilirsen tabii. Geometri beni yüzüstü bırakma lütfen. Vay, herkesin istediğini almayı başardın. Evet, çocukların heyecanla çığlık attığını şimdiden duyabiliyorum. Merhaba çocuklar, bakın ben de... Götür şunu, daha fazla zıplamak istemiyorum annemin. Niye buraya getirdin Tom?
at şu gaddar şeyi. Derdin ne senin ha? Ne yaptım ki ben şimdi?